Bir şey soracağım Esadullah Bey. Tabii. Şimdi bu söylediklerinizden şunu anlamaya çalışıyorum. Rus ordusuna bir darbe vurulmalı. Özeti bu benim anladığım. Ekonomik yaptırımla falan bu işi çözemeyiz. Evet. Peki NATO sizce veya Avrupa veya Amerika hazır mı böyle bir şeye? Rus ordusuyla bu şekilde bir kapışmaya? Çünkü siz de NATO içinde bulunmuş bir subay olarak soracağım bunu. Yani belki biraz sizi sıkıntıya sokacak bir cevap durumuna düşerseniz de vermeyin. Onu da söyleyeyim. Yok, öyle bir şeyimiz yok Allah'a şükür. Şimdi sıkıntı şu, NATO veya NATO Amerika hazır mı bu buna? NATO hazır değil. Hiçbir şekilde risk almak istemiyorlar Rusya ile şey yapmaya. Eğer hazır olsaydı Kırım'ın işgalinden sonra böyle bir şeye başlamaları lazımdı. Bunu yapmadılar. Mesela Ukrayna ordusunu özel olarak eğitmeleri lazımdı bugünler için. Böyle bir eğitim de görmedik. Mesela Irak'ta orduyu eğittiler, Suriye'de başka yerde YPG'yi eğittiler. Bir sürü şeyler yaptılar ama Ukrayna ordusunu eğittiklerine dair elde somut bir kanıt yok. Yani bu Rus şeyiyle karşılaşabilecek gerilla taktikleri konusunda üstün yeteneklere sahip 10 bin, 20 bin kişilik özel bir birlik hazırlamaları lazımdı bugünler için. Rusları uğraştırabilecek, sokak sokak çatışma yapabilecek bir birlik olması lazımdı. Yok. Olsa biz en azından görmesek bile basında okurduk, duyan Bilinir. Evet. bilinirdi. Böyle bir şey yok. Yani Rusları kızdırmamak için Batı, NATO ve Amerika hiçbir zaman böyle bir şeye girişmemiş ve hiçbir hazırlık da yapmamış. Zannediyorum olay şu, Amerikalılar ve NATO olayların bu raddeye geleceğini hesaplayamadılar. Şimdi şöyle bir şey var, hani Amerika, Avrupa gibi ülkeler olduğu zaman biz şöyle düşünüyoruz. Ya bunlar çok gelişmiş insanlar, her şeyi hesaplıyorlar. 50 yıl öncesinden bilmem 30 yıl öncesinde her şeyi dakik dakik hesaplıyorlar diyor ama bu böyle bir kanı var bizde Türkiye'de ama bu yanlış. Böyle bir şey yok. Amerikalılar da Avrupalılar da kimse bir yıl sonrasında hesaplayamıyor. Hesaplasaydı 11 Eylül olmazdı, diğer olaylar olmazdı. Brexit'ten mesela İngilizler çıktı, Avrupa Birliği bir taraftan genişlerken öbür taraftan en büyük üyesi çıkıyor. Karma karışık bir durum var ortada. Hani kimse geleceği hesaplayamaz, geleceği bilemez. Bazı tedbirler alır ama demek ki bu basit olayda da Amerikalılar bir şey yapmadı. Bakın Afganistan'da bir örnek vereyim. Taliban'ın geleceği belli. Sonradan anladık ki Amerikalılar mesela Afganistan'a çıkış konusunda bir planı bile yok. Taliban gelip işgal etti. Bunlar apar topar uçaklarda atladı kaçtılar. Yani bir Aynen öyle oldu. tarihi konusunda da bir planları bile yokmuş. Yani görünen köy kılavuz istemez diye Taliban arka arkaya kasabaları, kentleri ele geçiriyor. Almanlar, Amerikalılar, Fransızlar uçaklarına atlayıp apar topar kaçtılar. Arkalarına Yani bakmadan gittiler. oysa aylar öncesinden bunun planlaması yapması lazımdı. Böyle bir olayla karşılaştığımız zaman ne yapmamız lazım? Eğer öyle bir şey yapmış olsaydılar o Kabil havaalanında gördüğümüz izdiham hiçbir şekilde yaşanmazdı. Aynen öyle. Biliyorsunuz sen Aynen öyle. uçakların şeylerine, tekerlerine asılıp insanlar öldü Aynen biliyorsunuz. öyle. Şimdi Batı'nın böyle bir şeyi var. Yani sadece bir Ukrayna'da değil, Afganistan'da karşılaştığımız karmaşa, düzensizliği Ukrayna'da da görüyoruz. Şimdi olan Ukrayna'ya oluyor. Ukrayna'da keşke biraz daha akıllı davransaydı. Ukrayna ezildi arada. Yani Yani orada Amerika. zaten Zelenski'nin belki şeyi olarak mı? Yani genç olması, tecrübesiz olması. Çünkü karşısında Putin çok uzun süredir ülkeyi yönetiyor. Yani Rusya'da çok şeyler yaptı. Biraz şeyine mi geldi? Yoksa çok gaza mı geldi? Yok, Esadullah Bey bu sadece adam. Zelenski'nden ibaret olan bir şey değil. Bu daha önceki Poroshenko vardı. O da Rusya aleyhine, Batı yanlısıydı. O da bir şey yapmadı. Hani Ukrayna yönetimi genel olarak kim olursa olsun Batı'nın böyle tatlı sözlerine çok rahatça güvendi. Hani şey Amerika bir şey diyorsa mutlaka bir şey yapar ya da Gaza İngiltere geldi yani. Çok şey rahat diyorsa gaza geldi. yapar.